Gıda kıtlığını, dünya neyi konuşacak? Su kaynaklarını. Yani Irak'ın işgali sadece petrolle ilgili miydi? Irak'ın işgali hem oranın güneş enerjisinden faydalanmak hem de sınırsız su kaynaklarını kullanmak içindi. Saddam'ın başını ne yaktı? Ben yeni para birimi yapacağım, farklı para kullanacağım dedi. Hatırlayın, ondan sonra da zaten bir anda hedef haline geldi. O yüzden bu savaş bitmez. Bu bir ara savaştır. Asıl savaş bizim bulunduğumuz coğrafyada olacaktır. Askeri uzmanlar da zaten bunu ara savaş ve asıl savaş olarak değerlendiriyorlar. Yani bu coğrafyada yaşayan hiç kimseye ben artık bundan sonra huzurlu bir dünyada yaşayacağı zaten garantisi veremiyorum. Pek huzurlu bir yaşam yoktu. Senin sözlerinle olmayacak. Yani çünkü kapitalizm doymuyor. Her yere ele geçirmek istiyor. Putin de bu kapitalist dünyanın bir aktörü. Yani Putin sosyalist değil, komünist değil. Dünyaya ben eşitlik getireyim, adalet getireyim falan demiyor. Nedir? O da bir kapitalist sistemin bir başka aktörü. Evet. Yani Rus oligark dediğinizde aklınıza ne geliyor? Türedi zenginler. O oligarkların da kendisini sürekli büyütmeye, yeni pazarlar bulmaya, daha da zenginleşmeye ihtiyaçları var. Putin de kendisini yeni Rusya'nın yeni çarı olarak konumlandırmak istiyor ve yayılmak istiyor, egemenlik kurmak istiyor, yeni pazarlar bulmak istiyor. O yüzden artık bizim coğrafyamızda bir huzur olmaz. Barış yaklaş. Cem Bey'in hoşuna gitmeyecek Cem abinin ama kapitalizm varsa huzur yoktur. Ne yazık ki. Öyle özgür dünya falan yok, hür dünya, mür dünya yok. Almanlara, İngilizlere falan sor abi, Kanadalılara sor. Avustralyalılar ama o sömürüyor, sömürü kaynaklarıyla ülkesine refah getiriyor. Kapitalizm kimi sömürüyor abi? Almanya kimi sömürüyor? Türkiye'yi sömürüyor, sömürmüyor mu? Almanya Türkiye'yi nasıl sömürüyor? Söyle bana. Nasıl mı sömürüyor? Evet, söyle bana. İlaç sektörüyle sömürüyor. Yılda 12,5 milyar dolar biz Almanya'ya ilaç parası ödüyoruz. Alma ilacı. Yapamıyoruz ya, işte. Satmak sömürüyor. Onun için zaten az gelişmiş ülkeyiz. Sen ihracat yaptığın ülkeyi sömürüyor musun? Patent satmak nedir? Kapitalizmin uydurduğu bir sömürü sen aracıdır. Sen bul patenti. Ya işte ben ama somut durumu somut tahlilini koyuyorum. Öyle şey olur mu abi? Cem Toker'e göre tabii bunların hepsi meşru. Bana göre tabii. Patent meşru değil. Patent kapitalizmin bir soygun aracıdır. Mülkiyet hakkı diye bir şey var. Hakkını gördük işte oligarklara nasıl davrandıklarını tamam. Gördük. Nerede kaldı Avrupa'nın? Niye Doğu bloku koşa koşa Avrupa Birliği'ne gitti sömürü varsa? Avrupa'nın savunduğu değerlerin sadece kağıt üstünde olduğunu Ruslara abi, yönelik. Kim ördü abi? Ya şu anda da onlardan ilerideler. Ya Alman faşizmine karşı demir perdeyi kim çıktı? Ya ne demir perdesi? Abi adam o da kapitalistlerin uydurması. Gitmesin diye. Almanya demir perde de Amerika özgürlükler ülkesi mi? Evet öyle. Gördük işte Çaykovski'ye neler yaptıkları. Yapma abi Allah aşkına ya. Ya sen Cem abi Allah aşkına vicdanın şuna el veriyor mu? Sırf adam Rus diye abi salondan indirilmesi. Hayır o el vermiyor. Abi bunlar münferit saçma sapan. Ne münferit ama? Ben neye bakarım? Ne haline geldi abi? Ne haline geldi Avrupa? Müsaade et. Ben neye bakarım biliyor musun? Orta Doğulu nereye kaçmaya çalışıyor kardeşim? Sala binip de çoluğu çocuğu bebeğiyle doğuya mı kaçmaya çalışıyor? Kendi Müslüman ülkesi. Tabii ki batıya gitmek istiyor. Ama oranın öyle dörtlük bir anlayışının demokrasi anlayışı olduğunu sen görmüyoruz. Sen biliyorsun o biliyor. Ukraynalıları nasıl karşıladıklarını Afrika'dan ya da Orta Doğu'dan gelen insanlara nasıl muamele yaptıklarını gördük bu Avrupa medeniyeti. Mesela şöyle söyleyeyim. Yapma, mesela Suriye'de savaş var. Milyonlarca adam gidiyor hayatını riske atıyor. Cem Bey. Sallara biniyor çoluğuyla, çocuğuyla, bebeğiyle. Ya daha rahat yaşama, daha iyi yaşayabilirim umuduyla gidiyor. Onu kimse reddetmiyor ki. İnsanın en temel ihtiyacını ama gittiğinde orada nerede yaşıyor? Gettolarda yaşıyor Allah aşkına. Bunu gittim ben Almanya'ya gördüm. Peki orada abi. Suriyelilerin nerede yaşadığını gördüm. Ben de gördüm. Frankfurt'un içinde bir gettoda yaşıyorlar. Peki. Ha neredeyse saray yapsın Almanlar orada yaşasınlar. Niye bak ama, vicdansız Almanlar ya. Ama Ukraynalı geldiğinde onları kapıda alkışla karşılıyor. Bu da ırkçılık değil mi? Evet. Ama öyle Avrupa'yı da anlatırken Cem abi böyle abi dörtlük bir şey diye de anlatma bize. Orayı da gördük abi. Görecelik olsun. Hayır orayı da gördük. Dünyanın hiçbir yeri cennet değil. Ama göreceli konuşuyorum ben sana. Bir Allah kulunun sen Rusya'ya ben kapağı atayım dediğini duydun mu abi çoluğum çocuğumla? Oraya kaçayım dediğini duydun mu? Bir de para İran'da var, Suudi Arabistan'da var. Ya insan tabii ki daha iyi yaşayacağını düşünüyor. Bitti yere abi bundan benim daha dediğime geliyorsun. Ama orası da dört dörtlük değil, onu söylüyorum ben. Daha iyi yaşam istese Müslüman
garibanlar Orta Doğu'dan Suudi Arabistan'a gidiyor. Orada da para var. Paraya gitmiyor adam abi. Ne yapacak gidip orada? Hayır, paraya gitmiyor. gidemez. Göreceli. Gidemez. Özgürlük Suudi Arabistan... ve adalete gidiyor insanlar. Hayır, abi. Hayır, alakası yok. Siz bugün Suudi Arabistan'a umre vizesiyle gidiyorsunuz değil mi? Hı-hı. Umre vizesi sadece Hicaz'la geçerli. Mekke, Medine, Cidde'yi görebilirsiniz. Siz hayatınız boyunca bir tane hacının ben Riyad'a gittim dediğini duydunuz mu? Gidemezsiniz Suudi Arabistan, dünyanın en zor ülkesi. Kimseyi almaz Vallahi ülkesine. Ben hiç gitme meraklısı değilim. İstesen de gidemezsin yani. Dubai'ye gidemezsin öyle el kolunu sallayarak. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidemezsin. Abu Dhabi'ye gidemezsin. Şimdi bakın Peki. Suriyeli, oradan cevap vererek söyleyeyim. Suriyeli savaş, ülkesinde savaş var. Nereye gidecek? Türkiye üzerinden Avrupa'ya kaçmaya çalışacak. Irak'a mı gidecek?